Sakın kıpırdamayın. Birazdan zalim bir terör öyküsü izleyeceksiniz. İnsanların öldüğü ve bunlara neden olan korsanın neredeyse paçayı kurtarmak üzere olduğu bir öykü. Ancak Interpol ve FBI'ın başlattığı insan avı ona yeniden vurma fırsatını vermeyecek. Olay yeri dünya. Bu tarz bir suç işlendiği zaman dünyanın dört bir yanındaki bütün polis örgütleri adaletin yerini bulması için bir araya geliyor. Interpol araştırıyor. ...24 Kasım 1985 Atina, Yunanistan. Atina havaalanı o gün çok kalabalık. Birçok ülkeden birçok yolcu var. 5 ay önce 847 sayılı TWA uçağı kaçırılmış. Bir Amerikalı öldürülmüş. Havaalanında güvenlik önlemleri arttırılmış. Ama Avustralyalı bir çelik satıcısı olan Anthony Lines, metal dedektöründe hoşuna gitmeyen bir şey görmüş. Güvenlik onu durdurdu. Elini cebine soktu ve bir kamera çıkarıp gösterdi. Tekrar dedektörden geçmesini istemediler. Tamam, geçebilirsin dediler. Bu kameralı adamı üç genç iş adamı izledi. Anthony Lines gibi onlar da Atina'dan Kahire'ye gidiyorlardı. Bu yolculuğu uzun zamandır planlıyorlardı. Bagajları X-ray'den geçti, sorun yoktu. Lines kapıya vardığında Kahire uçuşunun rötar yaptığını gördü. Sıranın sonundaki üç iş adamının heyecanlandığını fark etti. Elizabeth Fisher Avustralyalıydı. Tam 5 saattir Kahire'ye gitmek için bekliyordu. Renita Dabi ve Shoshana Elias İsrailliydi. İki arkadaş bilet daha ucuz olduğu için Kahire üstünden Asya'ya yolculuk ediyordu. Drew William Amerikalıydı. Ticaretle uğraşıyordu. Kahire'ye gezmeye gidiyordu. Desk sonunda açıldığında herkes kapıya hücum etti. Ve bu sırada bir kadın, Avustralyalı bir kadın, sıradan dışarı itildi. Aslında epeydir bekliyordu. Bu hiç hoşuma gitmedi. Affedersiniz. Önce bayanlar, lütfen. Lines iş adamını sıradaki yerine gönderdi. Ben ona müdahale edince bu durumdan hiç hoşlanmadı. Çünkü belli ki uçağın belli bir yerinde belli bir koltuk istiyordu. Üç iş adamı en sonunda pasaportlarını uzattılar. Ömer Marzuki sahte bir pasaportla seyahat ediyordu. Gerçek adı Ömer Muhammed Ali Rıza'ydı. Birlikte yolculuk ettiği iki kişi ise Çakor Salah Salim ve Ebu Said Nardin Muhammed de sahte pasaport taşıyordu. Bu üç genç de dünyanın en tehlikeli terör örgütlerinden biri olan Ebu Nidal örgütünün mensuplarıydılar. 1980'lerin başında terör korkunç boyutlardaydı. 1983'te Lübnan'da deniz piyadelerinin barakalarına intihar saldırısı olmuş, 1985'te teröristler Aşil Laura adlı yolcu gemisini kaçırmışlar ve gemideki engelli bir Amerikalıyı denize atmışlardı. Güvenlik önlemlerinin artmasına rağmen yolcular hala korkuyorlardı. Kendilerini bekleyen tehlikeden habersiz olan 91 kişi 648 nolu uçuş için uçağa bindi.
Anthony Lyons, Elizabeth Fisher'ın yanındaki koltuğa oturdu. Rıza onların yanında koridor tarafındaydı. Salim ve Ebu Said ayrı koltuklar istemişlerdi. Biri uçağın ortasına, diğeri de arkasına oturdu. Rıza'nın davranışları Lyons'un dikkatini çekti. İlk başta çok fazla dikkat etmedim. Çünkü Elizabeth Fisher'la konuşuyorum. Ancak bir süre sonra dönüp ona baktığımda ağzından derin derin nefes alıp verdiğini ve gözlerini önüne dikmiş olduğunu gördüm. Ellerini birbirine kenetlemişti. Durmadan ovuşturuyordu. Dedim ki bu adam uçmaktan korkuyor. Kokpitte ise pilot Hani Galal ve yardımcısı İmad Monep uçuş öncesi kontrolleri yapıyorlardı. Kahve ister misiniz? Bir an önce kalkmak istiyorlardı. Geç kalmıştık. Pilotlar da geç kalmaktan hiç hoşlanmazlar. Saat 9.03'te 648 numaralı uçuş sonunda kalkışa hazırdı. Uçuşun 20. dakikasında Kaptan Galal sigara ve kemer ışıklarını söndürdü. İyi akşamlar bayanlar baylar. Mısır Hava Yolları adına hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Rıza yerinden kalkmıştı. Elizabeth Fisher, Anthony Lyons'a yeni kamerasını gösteriyordu. Birden bembeyaz oldu. Bana döndü ve dedi ki, bu ne böyle? Ben de ne diye sordum. Kimsenin aklına gelmeyen şey olmuştu. Sakın kıpırdamayın. Rıza tuvaletten çıkmış İngilizce Arapça bağırarak yolculara kıpırdamamalarını söylüyordu. Bir elinde bir tabanca, diğer elinde de Doğu Bloğu yapımı bir el bombası vardı. Mısır Hava Yolları'na ait 648 numaralı uçak kaçırılmıştı. Salim ve Ebu Said yolcuları tabanca ve el bombasıyla tehdit ederlerken Rıza kokpite yönelmişti. Birinin koşarak geldiğini duydum. Ama daha ne oluyor bile diyemeden kokpitin kapısı birdenbire açıldı ve biri içeri daldı. Eli tabancalı Ömer Rıza pilotlardan rotayı değiştirmelerini istedi. Uçağı Malta'ya götürmelerini söyledi. Kaptan Galal'ın aklına bir plan gelmişti. Bir kaptan olduğunuz zaman kafanız çok hızlı çalışmaya başlar. Düşünmeyi, saymayı ve hesaplamayı durduramazsınız. Yeterli yakıtımız olmadığı gerekçesiyle Kahire'ye gitmek konusunda ısrarcı davrandım. Bana hayır, rotanı Malta'ya doğru değiştireceksin dedi. Yardımcı pilotumla vericimizde özel bir kod vardı. Atina'daki hava kontrol kulesine kaçırıldık sinyalini gönderdik. Tamam. Hava kontrol kulesinin radar ekranında Mısır Hava Yolları uçağının rota değiştirdiği görülüyordu. Kıpırdamayın. Bu arada kabinde dehşet içinde kalmış olan yolcular nereye neden götürüldüklerini bilmiyorlardı. Hostes bir anons yaptı ve uçağımızın kaçırıldığını söyledi. Eğer korsanların söylediklerini yaparsak kimseye zarar verilmeyecekti. Bütün yolcularımızın dikkatine. Hostesin aktardığına göre korsanlar kendilerini Ebu Nidal'ın Radikal Filistinli Örgütü'nün şiddet yanlısı bir fraksiyonu olan Mısır Devrimi üyeleri olarak tanıtmışlardı. Rıza pilota örgütünün Mısır rejimini Orta Doğu'daki yaptığı yanlışlar nedeniyle cezalandıracağını söyledi. Bir uçağın içinde olduğunuzu idrak etmenize neden olan şeyler vardı. Paniğin hiçbir faydası yoktu çünkü kaçacak yer yoktu. Hiçbir yere kaçamaz, hiçbir yere saklanamazdınız. Ne olursa olsun orada kalmak zorundaydınız. Salim yolculardan pasaportlarını çıkarmalarını istedi. Sen pasaportun, pasaportunu ver. Sen çabuk hadi acele et. Korsanlar daha sonra yolcuları ayırdılar.
Pasaportları topladılar ve herkesi pasaportuna göre çağırmaya başladılar. Ön tarafta toplamaya başladılar ve azarladılar. Arkaya geç! Hepimizi bir düzene soktular. Amerikalılar, Avustralyalılar, Belçikalılar, Fransızlar. Bunların hepsi uçağın önündeydi. Bunun dışında Yunan yolcular, Mısırlı yolcular uçakta ayrı bir yerde tutuluyordu. Uçakta iki tane de İsrailli kız vardı. Onları uçağın ön tarafına aldılar. Sen de sen, buraya gelin. Salim, Anthony Lyons'a önde bir yere oturmasını emretti. Şöyle geçin. Fotoğraf makineme el koydular. Onu aldılar ve içindeki filmi çıkardılar. Sonra makineyi uçağın ön tarafına fırlattılar. Bu makineyi kullandığımı ve kendi fotoğrafını da çekmiş olabileceğimi sanıyordu. Ardından Medet Mustafa Kemal'i buldular. Bu yolcunun üstünde pasaporttan fazlası vardı. Birdenbire ortalık cehenneme döndü. Bir sürü silah sesi duyduk. Benim yanımda duran korsan birden yere yattı. Mustafa Kemal bir Mısırlı hava polisiydi. Kokpitte bulunan Rıza silah sesine tepki gösterdi. Adamın üstüne yoğun bir şekilde ateş ediyorlardı. Bunu yaparken başkalarını da yaraladılar. Adamcağızın vücudu mermi dolmuştu. 727'nin gövdesinde 27 kurşun deliği bulunmuştu. Bazı mermiler uçağın gövdesini delince basınç kaybetmeye başladı. Ben de acil olarak alçalmak zorunda kaldım. Uçakta bir delikle 33-35 bin fit irtifada uçamazsınız. Çünkü delik sürekli büyür. Basınca bak. Kabin basıncı düşüyordu. Kaptan Galal uçağı dalışa geçirdi. Hızla 14 bin fite inmek zorundaydı. Aksi halde uçak parçalanacaktı. Fite iner ama başka bir krizle karşılaşır. O sırada çok çok alçaktan uçuyordum. Alçaktan uçunca daha fazla yakıt harcanır. Bu yüzden Malta'ya inmek zorundaydım. Küçük Malta adasındaki Luka Uluslararası Havaalanı Kulesi ile telsiz bağlantısı kurdu. Durumu anlattı. Onlara Malta'ya inmek zorunda olduğumuzu söyledim. Ama bana iniş izniniz yok dediler. Bu durumda pilotun tek seçeneği uçağı suya indirmekti. Bu sefer yalvarmaya başladım. Sizden insanlık adına iniş izni vermenizi rica ediyorum dedim. Çünkü hepimiz öleceğiz ve bunun sorumlusu siz olacaksınız. Larry Fenech, Malta'da hava trafik kontrolünün sorumlu yardımcısıydı. Uçağı okyanusa indirerek yolcuları kurtarmasına hiç imkan yoktu. Buradan kurtulan pek olmazdı. Çünkü uçağın suya çarptığı andaki hızı, vurduğu andaki açısı çok önemliydi. Can kaybı bunlara göre çok artabilirdi. Maltalı yetkililer uçağın düşmesini istemiyorlardı. Ama uluslararası bir kriz de istemiyorlardı. İnişi imkansız hale getirmek için trafik kontrolörlerine iniş pistinin ışıklarını söndürmelerini emrettiler. Ancak Galal'ın yakıtı o kadar azalmıştı ki başka seçeneği yoktu. Pisti görmeden inecekti. Uçağı geniş bir açıyla döndürdü ve zifiri karanlıkta alçalmaya başladı. Alçalıyorduk. İçimden geçen duyguyu şimdi size söylüyorum. Umarım bu lanet uçak bir daha asla kalkamaz diye düşünüyordum. Kendimi yerde daha iyi hissedecektim. Eminim herkes aynı şeyi hissediyordu.
Uçağa pistin uzak bir yerinde durması emredildi. Burada Malta güvenlik güçleri uçağı sarmak için bekliyordu. Kokpitte Rıza'nın durumu vahimdi. Liderleri ağır bir şekilde yaralıydı. Şimdi ne yapması gerektiğine kendisi karar verecekti. Artık tek derdi kendini ve diğer korsanları kurtarmaktı. Enerji, yakıt, doktor lazım. Yeniden kalkabilmek için uçağa yakıt ikmali yapılmasını talep etti. Ayrıca arkadaşlarına bakması için doktor ve uçaktaki hasarı tespit etmesi için de mühendis istedi. Maltalı yetkililer görüşmeleri yürütmek için havaalanındaki kuleye geldiler. Uçağa sağlık ekibi göndermeyi kabul ettiler ama önce bazı rehinelerin serbest bırakılması gerekiyordu. Doktor ve yakıt verecekler ama önce rehineleri bırakmanız gerekiyor. Rıza kabine gitti. Siz buraya gelin. Korsan Mısırlı ve Filipinli kadınlara uçağın ön tarafına gitmelerini emretti. Gidin. Kadınlar hiçbir zarar görmeden bırakıldı. Soon after a doctor. Bir süre sonra uçağa bir doktor geldi. Önce birinci sırada yatmakta olan korsana baktı. Kafasını salladı ve bu ölmüş dedi. Sonra da uçak polisine baktı. Yaşıyor. Yaşıyor dediği kişi o kadar çok yerinden vurulmuştu ki şaşırmıştı. Korsanların lideri olan Chakore Salim ölmüştü. Sağlık ekibi yaralıyı çıkarırken Rıza harekete geçti. Adamcağız uçaktan çıkarılırken Rıza onu sırtından bir kez daha vurdu. Bu en kötü terörist tipidir. Beyni yıkanmış bir ölüm makinesi. Kesinlikle hiç acıması yoktu. Kafasında hiçbir şey yoktu. Bu yüzden her an herkesi öldürebilirdi. Artık uçakta iki korsan kalmıştı. Rıza eğer uçağa yakıt verilmezse 15 dakika arayla bütün rehineleri öldüreceğini söyledi. Yetkililer bu blöfü görmeye karar verdiler. Rehinelerin sağ salim serbest bırakılması için pazarlığa başladılar. Pazarlığın amacı uçağa yakıt vermeden onu mümkün olduğu kadar oyalamaktı. Sorunun bir başka ülkeye daha taşmasını istemiyorlardı. Asıl amaç rehinelerin serbest bırakılmasıydı. Sen bize rehineleri ver, biz de sana başka bir şey verelim. Yiyecek evet, doktor evet, mühendis evet ama yakıt hayır. Rıza trajik bir gösteri yapmaya karar verdi. Hosteslerden birini çağırdı. Getir şunu. Eline bir pasaport verdi. Hemen! Bir isim okundu. Renita Dabi. Dabi. Lütfen öne çıkın. Bu genç İsrailli kızdı. Onu ön tarafa çağırdılar. Kız ayağa kalktı. Öne doğru yürüdü. Onu ön tarafa çağırmışlardı. Orada Rıza vardı. Rıza onu tuttu ve çevirdi. Sonra bir el silah sesi duyduk. Birden ortalığa bir sessizlik çöktü. Gördüğümüz şeye gerçekten inanamıyorduk. Rıza genç kadının cesedini dışarı fırlattı. Galiba hiçbirimiz böyle bir şey yapacağına inanmıyorduk. Ancak uçağa saran kişilerden birden bir çağrı aldık. Uçağın kapısının önünde az önce birini vurmuş olduğunu bildiriyorlardı. Renita da bir kurtulmuştu. Oradan kaçmaya çalıştı ama Rıza'nın öfkesi geçmiyordu. Hala unutmam. Midem bulanmıştı. Yani böyle bir şeyin olduğuna inanamadım. Bu arada uçakta Rıza öteki İsrailli'yi de uçağın ön tarafına çağırdı.
İkinci İsrailli kızı uçağın önüne çağırdıklarında kızcağız başına gelecekleri kesinlikle biliyordu. Bu yüzden çağrıya cevap vermedi. Hostes sürekli çağırıyordu. Uçakta bir İsrailli genç kız daha var. Lütfen ön tarafa gelsin diyordu. 23 yaşındaki Shoshana Elias dehşet içindeydi. Uçağın ön tarafında, kokpit kapısının oralarda bir yere çöktü. Dışarı çıkmıyordu. Rıza onu diziyle bastırdı. Dizini kızın üstüne bastırdı. Onu itti, çekti ve nihayet kapının dışına çıkardı. Maltalı yetkililere yalvarmaya başlamıştım. Bize yakıt verin. Kalkmak zorundayım. Bırakın nereye istiyorsa götüreyim. Maltalı yetkililer bir karar vermek zorundaydılar. Eğer ona izin verirlerse Malta uçak korsanları için bir cennete dönüşecekti. Eğer hayır derlerse masum bir genç kadın ölecekti. Uçağınız düşüşe geçtiğinde bunu pilotlarınızın fark edeceğini umarsınız. O sırada bekleyeceğiniz en son şey ise üçünün birden küçük bir ampulü nasıl onaracakları üstüne tartışıyor olmalarıdır. Uçak kazası raporu asla yaşanmaması gereken bir havacılık trajedisinin şok edici nedenini açığa çıkarıyor. Uçak kazası raporu özel gösterim 17 Ocak Pazar saat 14'ten itibaren National Geographic Channel'da. Malta'da Filistinli bir uçak korsanı, eğer uçağa yakıt ikmali yapılmaz ve kalkışına izin verilmezse, her 15 dakikada bir rehine vuracağını söyleyerek yetkilileri tehdit ediyor. Bir rehine vuruldu. Ancak Malta yetkilileri teröristlerle anlaşmayı kabul etmiyor. Şu ana kadar iki genç kadın soğukkanlı bir şekilde vuruldu. Şaşkına dönmüş Malta yetkilileri ve uçağın pilotu Hani Galal olaylardan dolayı öfke içinde. Hayatımda hiç bu kadar çok öfkelendiğimi hatırlamıyorum. Sanki kendi ailemden birini vurmuşlar da ben hiçbir şey yapamıyormuşum gibi hissediyordum. Maltalı güvenlik kuvvetlerine uçağa doğru yaklaşmaları emredildi. Rıza onları kokpitten izliyordu. Kim bunlar diye sordu. Ben de ona çok akıllıca bir cevap uydurdum. Bunlar seni korumak isteyen güçler. Çünkü Amerikalılar her an havadan saldırabilirler dedim. Rıza kuleye askerleri geri çekmelerini haykırır. Ancak askerler yerlerini korurlar. Yetkililer Rıza'ya teslim olmaktan başka bir şansının olmadığını söylerler. Kaçmasına imkan yoktur. Eğer korsanlar adayı terk etmeye kalkarlarsa İtalya'da üstlenmiş olan Amerikan jetlerinin uçağı saracağını ve zorla indireceğini söylerler. Amerikan ordusuyla temasa geçtik. Uçağınızı düşürecekler. Bu cevap korsanı iyice sinirlendirdi. Maskesini giydi ve kabine geri döndü. Pasaport dolu kovaya elini daldırdı. Çağırıp infaz edeceği insanları bir sıraya dizdi. Amerikalılar infaz sırasında ikinciydi. Amerikalı bir tacir olan Drew William uçağın ön kısmına çağrıldı. Gerçekten çok uzun boylu bir adamdı. Rahat rahat 1.90-1.95 vardı. Öne doğru gidişini gördüm. Rıza'dan çok daha uzun boyluydu. Yürüdü. Rıza da arkasından yürüdü. Rıza'nın tabancayı ensesine dayadığını gözlerimle gördüm.
Sonra silah sesi duyuldu. Ve biz de tamam dedik. Ne yazık ki bu adam da öldü. Mucize kabilinden kurşun Williams'ın kafatasına değmeden geçti. Rıza kabin kapısını kapatana kadar yerde kıpırdamadan yattı. Sonra sürünerek uçaktan uzaklaştı. Bu arada iki Amerikalı daha çağrılmış ve vurulmuştu. Avustralyalı olan Anthony Lyons sıranın kime geldiğini merak ediyordu. Eğer infaz için çağrılırsam ne yaparım diye kafamın içinde bir plan yapmaya çalışıyordum. Rıza'nın elinde silahı ensenize dayadığı sırada attığı bir adım vardı. Eğer kendimi o sırada merdivenlerden aşağı bırakırsam kurtulurum diye hesap yapıyordum. Ne olursa olsun, nasıl düşersem düşeyim, karar vermiştim, böyle yapacaktım. Sabah olduğunda Galal biraz zaman kazanmaya çalıştı. Rıza'dan yolculara yiyecek verilmesi ve piste düşmüş olan cesetlerin toplanması için izin istedi. Rıza kabul etti. Sabah 8'de yiyecek aracı askerlerin yanından geçip merdivenlere yolcuların yiyeceklerini bıraktı. Biraz sonra cesetleri almak için ambulans geldi. Shoshana Elias ölmüştü. Renita da bir ağır yaralıydı ama mucizevi bir şekilde yaşıyordu. Ambulans cesetleri St. Luke Hastanesi'ne taşıdı. Bir saatlik bir ara verilmiş olmasına rağmen Rıza'da herhangi bir yılgınlık işareti belirmemişti. Yetkililer çok önemli bir kararla karşı karşıyaydılar. Amerikalı ve Mısırlı yetkililer Malta'ya yolcuların kurtarılmasına yardım amacıyla özel harekat timleri göndermişti. Malta hükümeti Mısırlı komandoların kendi ülkelerine ait uçağı kurtarmaları gerektiğine karar verdi. Amerikalıların harekat yapma isteğini reddettiler. 648 nolu Mısır uçağının Atina semalarından kaçırılmasının üstünden neredeyse 24 saat geçmişti. Mısırlı komandolar uçağa saldırı planları yapmaya başladılar. Uçakta kaç korsan olduğunu, neye benzediklerini ve korsanların konumlarını bilmiyorlardı. Görevlerinin tek bir amacı vardı. Teröristleri dışarı çıkarmak. Uçağın arka tarafındaki kargo bölümünde bir bomba patlatarak bölünme yaratmak istiyorlardı. Sonra da iki kanat önündeki pencerelerden uçağa gireceklerdi. Gece olduğunda Mısırlı komandolar uçağa yaklaştılar. Kokpitin arkasında Rıza'nın kendilerini göremeyecekleri kör noktada beklemeye başladılar. Bu arada uçaktaki korsanlar bir şeyler olup bittiğini seziyorlardı. Yanımdan geçerken ceplerindeki kurşunların birbirine çarparken çıkardığı sesi duyabiliyordum. Oldukça endişeli görünüyordu. Görünen oydu ki bir şeyler olacaktı. Dışarı baktığımızda görüyorduk. Aslında uçağın yan tarafında çimenlerin üstünde bir şeyler hareket ediyordu. Komandolar patlayıcıları yerleştirdiler ancak birçok yolcunun uçağın arkasındaki kargo bölümüne yakın oturduğundan haberleri yoktu. Küçük bir ada devleti olan Malta'ya kaçırılan Mısır Hava Yolları'na ait bir uçak ölümle karşı karşıyaydı. Kaçırıldıktan 25 saat sonra Mısırlı komandolar uçağın kargo kapısını patlatarak operasyon yapmaya hazırlanıyorlardı. Patlama uçağın arka kısmını havaya uçurdu. Birdenbire bir patlama oldu. Orada kocaman bir delik açıldı. O bölgede duran herkes havaya uçtu ve uçağın içine sanki bir ateş topu düştü. Kalan iki korsandan Ebu Said patlama sonunda paramparça oldu.
Komandolar uçaktan içeri daldılar. Kokpitte pilot Hani Galal patlamadan yaralanmıştı. Yardımcısına kokpit penceresinden kaçmasını söyledi. Kendisi de korsanın peşine düştü. Rıza kokpitten çıkar çıkmaz komandolardan biri onu yaraladı. Galal korsana yangın baltasıyla saldırdı ama Rıza kabin kapısından kaçmayı başardı. Galal kokpite döndü. Şimdi artık uçaktan çıkması gerekiyordu. Kokpiti açtım ve pencereden kendimi dışarı attım. Uçağın içinde 70 yolcu mahsur kalmıştı. Zehirli dumandan sersemlemiş olan bu yolcular çıkışı bulamıyorlardı. Lines uçaktan kabin kapısına kadar sürünerek ve kendini merdivenlerden aşağı bırakarak kaçtı. Komandolar tarafından vurulmamak için bir aracın altına saklandı. Nefesimi uzunca bir süre tuttum. Sonra ilk nefesimi aldığımda öğürmeye başladım. Galal yaralı olmasına rağmen kurtarma çabalarına katıldı. Görüntü korkunçtu. Hiç olmazsa birkaç yolcu daha kurtarayım diye uçağa tekrar girmeye çalıştım ama buna imkan yoktu. İçeri giremedim. Bu benim için çok acı bir andı. Çünkü uçağın içinde kalan herkesin öldüğünü anlamıştım artık. Lines oradan kaçmaya çalıştı ancak Mısırlı bir komando silahını ona doğrultmuştu. Komandolar korsanların sayılarını da eşkallerini de bilmiyorlardı. Uçaktan kurtarılan yolcular ambulanslarla St. Luke's hastanesine sevk edildiler. Maltalı sağlık görevlileri kurtarma harekatı sırasında 56 yolcunun 4'ünün ölümüne komandoların silahlarından atılan kurşunların neden olduğunu tespit ettiler. ...50'den fazla yolcu yanık ve patlama sonucu ortaya çıkan zehirli buharı soluduğu için hayatını kaybetmişti. Maltalı yetkililer ve Galal korsanlardan birinin cesedini tespit etti. Salim Mısırlı havayolu polisi tarafından vurularak öldürülmüştü. Ebu Said patlama sırasında öldürülmüştü. Ancak Ömer Rıza'nın nerede olduğu bilinmiyordu. Merhaba Bay Lyne. Ben Malta ordusundanım. Hastaneye götürülen Anthony Lyons, Ömer Rıza'yı yoğun bakım servisinde teşhis etti. Dedim ki işte korsanlardan biri bu. Sonra dedim ki tüpü bir çeksem işi biter bunun. Onu gördüğüm anda, onu o vaziyette gördüğüm anda o kadar kötü hissettim ki. O zaman anladılar zaten. Bu Rıza'ydı. Hani Galal, Lines'in iddiasını destekledi. Emin misiniz? Bu Rıza'dır. Gerçekten çok kötü yaralanmıştı. Düşünsenize. Kalbinden yaralandı. Onu teşhis etmem için beni yanına götürdüklerinde ona Arapça dedim ki seni burada iyileştirecekler ve seni eve ben götüreceğim. Kendi ellerimle. Aslında ona söylemek istediğim şuydu. İyileş, eve seni ben götüreceğim ve ipini ellerimle çekeceğim. Ömer Rıza, bir tanesi Amerikan vatandaşı olan 12 kişinin ölümünden doğrudan doğruya sorumluydu. Tamam.
Amerika Birleşik Devletleri ve Malta hükümetleri Rıza'yı cinayetten yargılamak istiyordu. Ancak Malta hükümeti soruşturmayı kendisi kontrol etmek istiyordu. FBI, Maltalıların enkazı inceleyebilmeleri için adli tıp uzmanları gönderdi. Uçağın parçalarını inceleyerek delil topladılar ve Rıza'nın dosyasını hazırlamaya başladılar. Uzmanlar laboratuvar incelemeleri sonucunda kokpit penceresinin üstündeki camda Rıza'nın parmak izlerini tespit ettiler. Malta'da ise Kaptan Hani Galal, Rıza aleyhine tanıklık yaptı. Kadınları ve çocukları böylesine öldüren şiddetin affedilir bir yanı yoktur. Adaletin önüne çıkması gerekiyordu. Bu zorunluydu. Bu suçlarının cezasını çekmek zorundaydı. 1988 yılı Kasım ayında Ömer Rıza cinayetten suçlu bulundu. Malta yasaları uyarınca Malta hapishanelerinden birinde 25 yıl hapis yatacaktı. Ancak terörist bu cezanın bittiğini göremeyecekti. Sakın kıpırdamayın! 1988 yılında Ömer Rıza cinayetten suçlu bulunarak 25 yıl hapisle cezalandırıldı. Elleri 58 masum insanın kanına bulanmıştı. Rıza'nın mahkumiyetinin 7. yılında Malta hükümeti ilan edilen bir genel af kapsamına Rıza'nın da girmesine ve bu zalim teröristin tahliye edilmesine karar verdi. Washington DC'de FBI ajanları Rıza'nın dosyasını Birleşik Devletler Savcısı Joseph Walder'la birlikte inceledi. Bu herkes için bir yanıt olabilir. Özel ajan Bob Clifford. İşlediği suçun kapsamı nedeniyle hapiste 7-8 sene yattıktan sonra öyle elini kolunu sallaya sallaya çıkması Birleşik Devletler tarafından kabul edilemezdi. Rıza bir Amerikan vatandaşına saldırmış ve öldürmüştü. Amerika Birleşik Devletleri ona bu suçun cezasını çektirmeye kararlıydı. Önümüzdeki asıl sorun, Rıza'yı serbest bırakıldığı anda yakalayarak Amerikan yasalarını çiğnediğini kanıtlayıp yargılayabilmekti. Faust ve Walder Maltalı yetkililerle buluştu. Dosyaları inceledik. Hükümetten Rıza'nın en az 3 yıl daha serbest bırakılmayacağına dair teminat aldılar. 2 gün sonra Malta mahkemeleri Rıza'yı serbest bıraktı. Özel ajan Kevin Faust. Aldatıldığımı hissettim. Maltalı yetkililerle toplantı yapalı daha 48 saat olmamıştı ve bize bu adamı Amerika'da yargılamak için daha 3 yıl çalışmamız gerektiğini bildiklerini ama biz bir yol bulana kadar adamı bırakmayacaklarına teminat vermişlerdi. Ama adam çekip gitmişti. Kafamın içinde düşünceler uçuşup duruyordu. Tanrım, karşımızda herhangi bir terörist saldırıyı gözünü bile kırpmadan gerçekleştirebilecek gayet eğitimli bir terörist var ve serbest bırakıldı. Üstelik öyle bir yerde bırakıldı ki her türlü ilişkiyi derhal kurabilir ve tekrar böyle bir organize saldırıyı rahatça gerçekleştirebilir. Serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra Malta yetkilileri Rıza'nın izini kaybettiler. Onun böyle serbest kalması ve ortadan yok olması kabul edilebilir bir şey değildi. Bu adam birçok kişiyi acımasızca öldürmüştü. Şöyle ya da böyle, nerede ve nasıl olursa olsun onu yakalayacaktık. Buna zorunluyduk. 48 saat geçmişti. Rıza artık dünyanın herhangi bir yerinde olabilirdi. Ajan Clifford onlara yardımcı olabilecek yegane kuruma derhal başvurdu. Interpol'e. Bizim Interpol'ümüz tarafından yayınlanan bu Interpol bülteni dünyanın her tarafına geçildi. Ve Rıza'nın girebileceği bütün ülkelerin sınır kapılarına ve polislerine kendini yakalamaları ve Amerika Birleşik Devletleri'ne iade etmeleri için gönderildi. Bülten bir tutuklama ve iade bülteniydi aslında. Clifford. Dünyanın dört bir yanındaki Interpol mensuplarına gönderilen bültenden sonra dedektifler Rıza'nın izini hiç beklenmedik bir kaynak vasıtasıyla buldular. Rus istihbaratına ve Rus Interpol'üne göre Rıza Air Flot Hava Yolları'na ait bu uçakla Sudan'a gitmek için rezervasyon yaptırmıştı.
Takma bir isimle yolculuk yapıyordu. Önce Gana'dan Akra'ya uçmuştu ancak Malta elçiliği tarafından uyarılan yetkililerin kendisini orada beklemekte olduğunu görmüştü. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Ganalıların onu serbest bırakmasını beklemek zorundaydılar. Bu da kolay değildi. Çünkü o uçakta öldürdüğü kişilerden biri de Gana vatandaşıydı. Gana o dönemde, 1985 yılında o uçakta bulunan bir Gana vatandaşını öldürmekten yargılayıp yargılayamayacağı konusunda kararsızdı. Amerikalılar eğer Gana'da yargılanırsa Rıza'nın bir kez daha adaletin pençesinden kaçacağından endişeleniyorlardı. Bu adam bir hayvan, bir terörist. İnsanları öldürmüş, yasalarımızı çiğnemiş. Var olan koşullarda onu bize verin. Onu bize verin, biz de onu Amerika'ya götürüp yargılayalım. Bir gün bir haftaya döndü. Bir hafta iki haftaya. Ancak Ganalı yetkililer hala Rıza'yı FBI'nin sorumluluğuna verip vermemekte karar verememişlerdi. 4 ay sonra 1993 yılı Temmuz'unda özel ajan Bob Clifford şaşırtıcı bir telefon aldı. Gana hükümeti şöyle diyordu. Biz Rıza'yı bırakıyoruz. Kendini 48 saat içinde bırakacağız. Şimdi onu eğer istiyorsanız FBI mi alacak, kim alacaksa gelsin alsın. Biz karışmayız. 48 saatimiz vardı. Hemen toparlandık. Bir ekip hazırladık. Gana'dan Nijerya'ya Lagos'a gideceğini biliyorduk. Ekip Rıza'nın programını önceden öğrenmişti. Malta'dan Gana'ya, Gana'dan Nijerya'ya, oradan da Sudan'a geçecekti. Nijerya hükümeti yardım etmeyi kabul etti. Ancak ülkede giderek artan huzursuzluk nedeniyle durum istikrarsız ve tehlikeliydi. Bize gelin, adamı istediğiniz gibi alıp götürün diyen hükümetin, biz oraya vardığımızda iktidarda olup olmayacağından bile tam olarak emin değildik. Washington'dan Nijerya'ya hareket ettiğimizde, eğer onu orada yakalayamazsak, yüzünü bir daha asla göremeyeceğimizi biliyorduk. Onu orada durdurup yakalamak tek umudumuzdu. Çünkü eğer onu orada yakalayamazsak, eğer uçuşlar arasında 5 dakika bile bir fark olursa, eğer bizim uçağa bir şey olur da gecikirsek, gidecekti. Yakalayamazdık. Kısa bir süre sonra Rıza'nın uçağı Lagos havaalanına indi. Nijerya yetkilileri onu yakaladı. Hükümetin baskısı sonucunda Nijerya polisi onu FBI'ya teslim etti. Ömer Rıza en sonunda Amerikan adaletinin elindeydi. Hayatım boyunca çok terörist tutukladım. Çok terörist gördüm. Ama Rıza'nın davasına olan bağlılığı başkaydı. Bu tarz teröristlerle çok ama çok dikkatli olmak zorundasınız. Çünkü inandıkları şey uğruna gözünü kırpmadan ölüme giderler. ...21 Haziran 1996 günü Ömer Muhammed Ali Rıza, Kolombiya eyaletinde Amerikalı bir jürinin karşısında yargılanmayı bekliyordu. Anthony Lyons'tan tanıklık etmesi istenmişti. Bana gelir misin dediklerinde yüzerek bile gelirim dedim. Öncelikle Rıza'yı teşhis etmesi gerekiyordu. Onu tekrar gördüğümde bir sürü insanın arasındaydı. Yüzünü gördüğüm anda düşündüm. Evet, buradasın. Gerçekten buradasın. Güzel, seni yakaladık. 19 Temmuz 1996 günü jüri Ömer Muhammed Ali Rıza'yı hava korsanlığından bir kez daha suçlu buldu. Hüküm açıklandığı sırada ben de mahkemedeydim. Hükmü duyunca rahatladım. Bu harika bir duyguydu. Kesinlikle harika bir duyguydu. Onu ömür boyu hapse mahkum ettiler. Adalet yerini bulmuştu. Rıza şu anda özel bir hapishanede yatıyordu. Tamamen tecrit durumunda. Son derece sınırlı koşullarla havalandırma yapıyor. Hücresinde sadece bir parça gökyüzü görünüyor.
Ama yaptığı o korkunç ve iğrenç şeyleri düşündüğünüzde, yani zavallı kızları kafalarından tek kurşunla vurup sonra da attığını aklınıza getirdiğinizde, böyle bir hayvan için bunlar bile fazla diye düşünmeden edemiyorsunuz. Mısır Hava Yolları'nın 648 no'lu uçuşunu yapmakta olan uçak kaçırıldığı ve buna benzer eylemler daha sonra da sürdüğü için Interpol bu tür eylemleri savaş durumu olmaktan çıkarıp terör suçu kapsamına almıştır. Interpol, sınırsız kaynaklarını dünyanın her tarafında saklanmakta olan teröristlerin bulunması için bütün güvenlik güçlerini açmıştır. Sakın kıpırdamayın. Birazdan zalim bir terör öyküsü izleyeceksiniz. İnsanların öldüğü ve bunlara neden olan korsanın neredeyse paçayı kurtarmak üzere olduğu bir öykü. Ancak Interpol ve FBI'ın başlattığı insan avı ona yeniden vurma fırsatını vermeyecek. Olay yeri dünya. Bu tarz bir suç işlendiği zaman dünyanın dört bir yanındaki bütün polis örgütleri adaletin yerini bulması için bir araya geliyor. Interpol araştırıyor. ...24 Kasım 1985 Atina, Yunanistan. Atina havaalanı o gün çok kalabalık için bekliyordu. Renita Dabi ve Shoshana Elias İsrailliydi. İki arkadaş bilet daha ucuz olduğu için Kahire üstünden Asya'ya yolculuk ediyordu. Drew William Amerikalıydı. Ticaretle uğraşıyordu. Kahire'ye gezmeye gidiyordu. Desk sonunda açıldığında herkes kapıya hücum etti. Ve bu sırada bir kadın, Avustralyalı bir kadın, sıradan dışarı itildi. Aslında epeydir bekliyordu. Bu hiç hoşuma gitmedi. Affedersiniz. Önce bayanlar, lütfen. Lines iş adamını sıradaki yerine gönderdi. Ben ona müdahale edince bu durumdan hiç hoşlanmadı. Çünkü belli ki uçağın belli bir yerinde belli bir koltuk istiyordu. Üç iş adamı en sonunda pasaportlarını uzattılar. Ömer Marzuki sahte bir pasaportla seyahat ediyordu. Gerçek adı Ömer Muhammed Ali Rıza'ydı. Birlikte yolculuk ettiği iki kişi ise Çakor Salah Salim ve Ebu Said Nardin Muhammed de sahte pasaport taşıyordu. Bu üç genç de dünyanın en tehlikeli terör örgütlerinden biri olan Ebu Nidal örgütünün mensuplarıydılar. Birçok ülkeden birçok yolcu var. 5 ay önce 847 sayılı TWA uçağı kaçırılmış. Bir Amerikalı öldürülmüş. Havaalanında güvenlik önlemleri arttırılmış. Ama Avustralyalı bir çelik satıcısı olan Anthony Lines, metal dedektöründe hoşuna gitmeyen bir şey görmüş. Güvenlik onu durdurdu. Elini cebine soktu ve bir kamera çıkarıp gösterdi. Tekrar dedektörden geçmesini istemediler. Tamam, geçebilirsin dediler. Bu kameralı adamı üç genç iş adamı izledi. Anthony Lines gibi onlar da Atina'dan Kahire'ye gidiyorlardı. Bu yolculuğu uzun zamandır planlıyorlardı. Bagajları X-ray'den geçti, sorun yoktu.
Lens kapıya vardığında Kahire uçuşunun rötar yaptığını gördü. Sıranın sonundaki üç iş adamının heyecanlandığını fark etti. Elizabeth Fisher Avustralyalıydı. Tam 5 saattir Kahire'ye gitmek istedim. Dedim ki bu adam uçmaktan korkuyor. Kokpitte ise pilot Hani Galal ve yardımcısı İmad Monep uçuş öncesi kontrolleri yapıyorlardı. Kahve ister misiniz? Bir an önce kalkmak istiyorlardı. Geç kalmıştık. Pilotlar da geç kalmaktan hiç hoşlanmazlar. Saat 9.03'te 648 numaralı uçuş sonunda kalkışa hazırdı. Uçuşun 20. dakikasında Kaptan Galal sigara ve kemer ışıklarını söndürdü. İyi akşamlar bayanlar baylar. Mısır Hava Yolları adına hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Rıza yerinden kalkmıştı. Elizabeth Fisher, Anthony Lyons'a yeni kamerasını gösteriyordu. Birden bembeyaz oldu. Bana döndü ve dedi ki, bu ne böyle? Ben de ne diye sordum. Kimsenin aklına gelmeyen şey olmuştu. Sakın kıpırdamayın! Rıza, tuvaletten çıkmış İngilizce Arapça bağırarak yolculara kıpırdamamalarını söylüyordu. Bir elinde bir tabanca, diğer elinde de doğu bloğu yapın. 1980'lerin başında terör korkunç boyutlardaydı. 1983'te Lübnan'da deniz piyadelerinin barakalarına intihar saldırısı olmuş. 1985'te teröristler Aşil Laura adlı yolcu gemisini kaçırmışlar ve gemideki engelli bir Amerikalıyı denize atmışlardı. Güvenlik önlemlerinin artmasına rağmen yolcular hala korkuyorlardı. Kendilerini bekleyen tehlikeden habersiz olan 91 kişi 648 no'lu uçuş için uçağa bindi. Anthony Lyons, Elizabeth Fisher'ın yanındaki koltuğa oturdu. Rıza onların yanında koridor tarafındaydı. Salim ve Ebu Said ayrı koltuklar istemişlerdi. Biri uçağın ortasına, diğeri de arkasına oturdu. Rıza'nın davranışları Lyons'ın dikkatini çekti. İlk başta çok fazla dikkat etmedim. Çünkü Elizabeth Fisher'la konuşuyordum. Ancak bir süre sonra dönüp ona baktığımda ağzından derin derin nefes alıp verdiğini ve gözlerini önüne dikmiş olduğunu gördüm. Ellerini birbirine kenetlemişti. Durmadan ovuşturuyordu.